Çoğunuzu tanıyorum ama yine de ben kendimi ifade etmek istiyorum. İsmim Zafer Bintepe. 1974 Kütahya doğumluyum. Kütahya'nın öz evladıyım. İlk orta ve lise öğrenimi Kütahya'da tamamladım. Lisans eğitimimi ise Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminde devam ettirmekteyim. Bugüne kadar masalarda bulunan CV'lerimde hep gördüğünüz üzere Kütahya adına yerel ve ulusal düzeyde sivil toplum örgütlerinde görev aldım. Ve bu benim en sevdiğim iş, bu konuda ben Kütahya'ya hizmet vermek için birçok arkadaşımla tanışma ve çalışma fırsatı buldum. Örneğin Kütahya Genç İş Adamları Derneği 2006 yılından beri içerisinde bütün kademelerinde görev aldım. En son iki dönemde başkanlık görevini yürütüyorum. Ve bu derneğimizin bir üst çatısı olan Ege ve Akdeniz Genç İş Adamları Federasyonu iki dönemdir federasyonumuzun başkan yardımcılığı görevini yürütüyor. Onun bir üst kurulu olan ulusal düzeyde TÜGİK, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu'nun yönetim kurulu üyesi. Bunları neden sayıyorum? Buralardaki çalışmalar ekip işidir. Ekip ruhuyla yapılır. Dolayısıyla şehrimizin de kalkınmasını bir tek vekil, bir tek il ya da kamu bir şekilde yapamaz. Bunların hepsinin bir ekip ruhu halinde ekip olarak çalışması gerekli ve şart. En azından bugüne kadar bu üstlendiğim görev ve misyonlarda ekip çalışmasını çok iyi öğrendim. Örnek veriyorum, bizim Cumhuriyet Halk Partimizin bir tane İl Genel Meclis üyesi var. Öğrendiğim ekip çalışması düsturuyla gidip kendisine sordum Kütahya'yı sormadım. Evet, ondan öğrendim. 13 bin orta öğrenim öğrencimizin olduğunu, 49 orta öğrenim okulumuzun olduğunu ve 7 tanesinde 6 bin öğrenci ikame ettiğini, diğer okullarda kalan 7 binin ikame ettiğini. Ne kadar eğitimde bir dengesizlik söz konusu? Ondan bilgi aldım. Çaysımağı ilçemizde 51 kilometre pay hattı var. Kütahya merkezde 49 kilometre pay hattımız var. 7 ve üzeri deprem bekleniyor şehrimizde, ilçemizde, bölgemizde. AFAD'ın, AFAD kurumunun 3 yıldır bu depremle ilgili ödenek istemediğini ben biliyorum. Ben bu sorunları bildiğim için aday oldum. Eğitim sorunumuzu bildiğim için aday oldum. Biliyor musunuz? Okulu olmayan mahallemizdir. Çok acı. Daha saymakla bitmeyecek birçok sizinle malumunuz Kütahya'nın sorunu var. Ben biliyorum ki bizim hasta vatandaşımız 4 ay, 5 ay MR'larını soruyor. Ama Afyon'da bir haftada en fazla tedavisini görüyor. Bu sorunları bildiğim için aday oldum. Ve birçok daha sayamayacağım kadar. Partiyle ilgili, yani bu sivil toplum örgütlerinden sonra 2018'den beri biraz daha siyasetçi gözlüğüyle şehrime bakmaya başladım. Ama şunu da ifade etmeliyim ki hem anne tarafından hem baba tarafından dedelerim çok iyi, sağlam Cumhuriyet Halk Partililerdi. Benim çocukluğum rahmetli Erdal İnönü'nün mitinglerinde Eskişehir'de, İstanbul'da bayrak sallamakla geçti. Kendisi aramızda şu an dayım Ali Dumlu. Dayıcım ayağa kalkabilir misiniz? Burada karşımda. Gençlik, partimizin gençlik kolları kurucusudur. Kendisinin de bugün doğum günü. Doğum gününde tutarım dayıcım. Bu sorunları bildiğim için aday olmaya karar verdim. Şunu da ifade edeyim, sözlerimi bitireyim. Uzun sürdü programımız. Umduğumuzdan uzun sürdü. Gazi
Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği 6 nokta ve genel başkanımızın liderliğinde hazırlanan ve benim de paydaş üyesi olduğum bu anlamda ikinci yüzüm İktisat Kongresi üyesi, oranın da paydaşı, oralarda da çalışmalarım var, onu da ifade edeyim. Genel başkanımızın önderliğinde ikinci yüzüm İktisat Kongresi'nde 6 okulumuzda Türkiye'nin bütün sorunlarının çözümleri var.